Toryum madeni. Bu maden geleceğin enerji kaynaklarından biri sınıfında ve Türkiye'deki toryum yatakları zenginlik sınıfında olup dünya rezervlerinin en çoğuna sahip. Peki bu toryum nedir? Madem bu kadar çok var, neden kimse bir şey söylemiyor? Elbette ki her mühendisimiz, başarılı insanımız gibi toryumla ilgili açıklamaları yaptıktan sonra ölen veya öldürülen ülkemizin yol gösteren fenerlerinden biri daha sönmüştü. O da Engin Arık'tı. Bu videomuzda bununla ilgili her şeyi sizlere anlatacağım. Arkanıza yaslanın ve toryumun ne olduğunu, önemini ve Engin Arık'a ne olduğunu öğrenin. İyi seyirler. İlk öncelikle toryum madeninin ne olduğunu öğrenelim. Toryum, uranyum gibi bir radyoaktif elementtir. Fakat uranyumdan daha çevreci olup çevreye daha az zarar veriyor. Elbette ki her halükarda zarar verdiğini, her ne kadar çevreye uranyuma göre daha az etkilese de kullanılması mantıklı bir alternatif değildir. Çünkü ikisi de sonuçta çevreye zarar verip radyoaktif elementlerdir. Bu konuda karar sizlerin. Toryum her ne kadar alternatif bir enerji olsa da bulunduğundan bu yana tam olarak kullanılmamıştır. Bunun nedeni ise ticari amaçlı reaktörler olmaması, yani oluşturulan enerjinin satılamaması. Fakat Türkiye her ne kadar bu kulvarda madenin sahibi olsa da böyle bir çalışması yok. Bu konuya geleceğiz tabii. Toryum, yer kabuğunda az miktarda bulunan ve çok düşük miktarda radyoaktif bir metaldir. Yarılanma ömrü 14 milyar yıldır. Başta monazit ve torit mineralleri içinde fosfat ve sülfat bileşikleri halinde bulunur. Evimizin duvarlarında, bahçe toprağında, deniz ve nehir kumlarında bulunmaktadır. Yarılanma ömrü çok uzun, yani radyoaktivitesi çok düşük olduğu için zararsız kabul edilmektedir. Toryumun bugün ticari olarak bir değeri yoktur. Saf toryum oksidin kilogram değeri 80 ila 100 dolar civarındadır. Saf toryum değeri ise çok az üretildiği için kilosu 5000 dolar civarındadır. Ancak bu değerin piyasada saf toryum artması ile 50 dolara kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yani sizin elinizde bugün 1000 ton saf toryum olsun, kimse kilosunu 5000 dolar vermez. Kilosu 50 dolardan olsa da tamamını alacak müşteri bulunmaz. Çünkü kullanım alanı çok az, ihtiyaç yoktur. Yüksek erime noktasından dolayı magnezyum alışımları şeklinde savaş uçaklarının motorlarında ve füzelerde kullanılmaktadır. Eskiden ABD insan uzay araçlarının yapımında kullanıyordu. Radyoaktivitesinden dolayı pek az kullanılmaktadır. Toryumlu yakıt denemeleri 1960 yıllarının ortalarında başlamış olmasına rağmen güç reaktörlerinde kullanılmasına 1976 yılında başlanmıştır. Almanya, Hindistan'da, Japonya, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD'de araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Almanya'da geliştirilen 300 megawattlık gücündeki toryum yüksek sıcaklık reaktörü, yarısından fazlası toryum uranyum olan yakıtla 1983 ila 1989 yılları arasında başarıyla işletilmiştir. 60 megawattlık Lingen kaynar sulu reaktörlerde ise toryum plütonyum tabanlı yakıt test elemanı kullanılmıştır. ABD'de Springbank reaktöründe toryum tabanlı yakıtların basınçlı su reaktörlerindeki kullanımı incelenmiş ve toryum kullanımının işletme stratejisi ve reaktör kalbi güvenlik sınırlarını etkilemediği sonucuna varılmıştır. 1977 ile 1982 yılları arasında hafif sulu üretken reaktör anlayışı da bu reaktörde başarıyla denenmiştir. Hindistan'da 2016 yılında toryum ile çalışacak bir nükleer santral faaliyete geçeceği yönünde açıklamalar gördüm. Sonrasında 5 santral daha yapmayı planlıyorlardı. Hindistan 2050 yılına kadar enerji ihtiyacının %30'unu toryum bazlı nükleer santrallerden karşılayacak. Yaptığım araştırmalarda bunu tam olarak yaptıklarına dair bir kanıt bulamadım. Fakat bilmemiz gereken bir husus var. Toryum her ne kadar uranyumdan daha çok bulunduğunu söyleseler de durum tam olarak öyle değil. Gelecekte kullanılması planlanan bu element işlenmesi ve yakıt çubuğu haline getirilmesi zahmetli olup tam olarak uranyum gibi güçlere erişilemediğinden tam olarak kullanılmamakla beraber olup sadece
bu durumu tersine çevirmek için çalışmalar yapılıyor. Toryum ile çalışan reaktörler uranyum kadar enerji üretememektedir. Hal böyle olunca pek de üzerine düşüldüğü söylenemez. Her ne kadar durum böyle olsa da gelecekte kullanılması planlanan bir enerji maddesidir. Türkiye'deki toryum ve uranyum ne kadar? Madem var, neden kullanılmıyor? Olay seri bizim ülkemizde geldiğinde biraz değişiyor. Gelin olaya şu gözle bakalım. Farklı kaynaklarda farklı rakamlar verilmekle beraber olup Türkiye'de Avustralya, Hindistan, Norveç, ABD, Kanada, Venezuela ve Brezilya en zengin toryum yataklarına sahip ülkelerdir. Türkiye'nin tespit edilmiş toryum rezervi yerli kaynaklarda 380 bin ton, muhtemel rezervi 500 bin ton ve toplam muhtemel rezervi 880 bin ton olarak verilmektedir. Dünya rezervlerinin yaklaşık %15'i ülkemizde olduğu ifade edilmektedir. Tespit edilmiş rezerv saf toryum olmadığı gibi saf bileşiklerinin miktarı da değildir. Türkiye'deki toryum yatakları ortalama 1000'de 21'i toryum oksit ve 1000'de 18.5'i oranında da saf toryum içermektedir. Yaklaşık %99.99 saflıkta toryum oksidin kilosu piyasalarda 100 dolardan satılmaktadır. Bu verilere göre ülkemizde tespit edilmiş 380 bin ton toryum rezervi için yaklaşık 8 bin ton toryum oksit bulunmaktadır. Bu piyasa değeri 800 milyon dolardır. Elbette ki az bir miktar değildir. Bunu satmak yerine ülkemiz için çalışır bir reaktör kurmak en mantıklısı olduğunu söyleyebiliriz. Ama durum pek de öyle değil. Enerji kaynağı olarak 1 ton toryum 1 milyon varil petrole eşdeğerdir. Muhtemel 800 bin ton toryum da 800 milyar varil petrole eşdeğerdir. Petrolün varili 150 dolardan 120 trilyon dolar ediyor. Bu değerin ABD'nin 10 yıllık bütçesine eşit olduğunu da ayrıca vurgulanmaktadır. Hesap ağız sulandırıyor ama gerçekte de öyle mi? Halbuki bugünkü piyasa değeri maksimum 2 milyar dolardır. İşletme masrafları ise 2 milyar doların üstünde olabilir. Başka bir kaynakta 6600 ton toryum enerjisi yaklaşık 5 milyar ton kömüre, 31 milyar varil petrole, 3 trilyon metreküp doğalgaza, 65 bin ton uranyuma eşit olduğu bildirilmektedir. Yeryüzünde toryum miktarı uranyumdan 3 ila 4 kat daha fazla olmasına rağmen uranyum tercih nedenidir. Özellikle ABD toryumca en zengin ilk 3-5 ülkelerden biri olduğu halde uranyum santralleri atom bombası elde edilmesine müsait. Fakat toryum müsait olmadığı iddia edildiği halde toryuma niçin geçiş sağlanmadı? 1 kilogram toryumda elde edilecek enerjinin 200 kilogramlık uranyumdan elde edilecek enerjinin eşit olduğu savunulmaktadır. Yani nükleer atıklar çok az olmasına rağmen niçin toryum kullanılmamaktadır? Toryumun erime noktasını uranyumdan 500 derece daha fazla olduğu ve herhangi bir kaza anında kolayca eriyemeyeceği ve daha güvenli olduğu söylenmesine rağmen niçin toryum kullanılmamaktadır? Bütün bunlara verilecek cevap, toryuma kullanılacak teknolojinin henüz daha geliştirilemediği savunulmaktadır ve gelecekte mümkün olacağı söylenmektedir. Ancak 60 yılda böyle bir teknolojinin geliştirilememesi daha ziyade toryumdan nükleer enerji elde edilmesi düşünülmediği içindir. Bunun iki sebebi var. Birincisi, günümüz şartlarında toryum kullanılacak nükleer bir tesis ne teknolojik olarak ne de ekonomik olarak mümkün değildir. Hindistan yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapmaktadır. Böyle çok büyük bütçeli araştırmalardan sonra en iyi iyimserlikle 20 ila 30 yıl sonra toryumdan enerji edilmesi ekonomik olabilir. İkinci önemli sebebe gelince, toryumdan nükleer enerji elde edebilmek için toryum, uranyum 233'e zenginleştirilmesi gerekir. Bu uranyum 233 ne diye sorarsanız şöyle aktarabilirim. Bir atomun türünü belirleyen çekirdeğindeki proton sayısıdır. Ancak atomların çekirdeklerindeki nötronlar da bulunur. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara izotop denir. Uranyum atomlarının çekirdeklerinde 92 proton vardır. Doğada bulunan uranyum izotoplarının en kararlılarının çekirdeklerindeki protonların ve nötronların toplam sayısı, kütle numarası ise 232, 233, 234, 235, 236 ve 238 olabilir. Bu izotopların en önemlisi
U235'tir. Çünkü doğada bulunan izotoplar arasında normal sıcaklıktaki nötronlar tarafından bombardıman edildiği zaman kolaylıkla bölünebilen tek izotop uranyumdur. Bu özelliklere dolayısıyla uranyum-235 izotopları nükleer enerji santrallerinde enerji üretiminde kullanılır. Ancak doğada bulunan uranyum büyük kısmı, yaklaşık %99'u uranyum-238'dir. Uranyum-235'in doğal uranyum içinde bulunma oranı ise yaklaşık 0.71'dir. Dolayısıyla doğal uranyumdan enerji üretebilmesi için önce uranyum-235 izotoplarının ayrıştırılması gerekir. Uranyum-233'ün taşınması, saflaştırılması ve güvenli bir şekilde atıklarının depolanması kolay değildir. Yarılanma süresi 159.200 yıldır. Bu izotopla beraber yarılanma süresi 160.000 yıl olan uranyum-232 de oluşturmaktadır ki bu her iki izotop da U-235 ve U-238 ve plütonyumdan kat kat daha tehlikelidir. U-232 bol miktarda gama ışını yayan bir izotoptur. Yani çevre için U-235 ve U-238'den çok daha fazla tehlikelidir. Gama ışınları canlı hayat için son derece zararlıdırlar. Büyük bir iyonlaştırma kabiliyetleri vardır. Toryumun nötron yakalamasıyla oluşan U-233 izotopu atom bombası yapımında kullanılmıştır. Fakat teknolojinin ilerlemesiyle bu durum değişebilir. O da yapılan çalışmalara bağlı. Gelelim Türk doktorumuz olan Engin Arağ'a. Kendisi bir uçak kazasında ölmüştür. Yaptığı bir konuşmada ise şunları söylemiştir. İnşallah bu kuracağımız Türk Hızlandırıcı Merkezi'nde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da ileride belki bir prototip toryum nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara olanak sağlar. Kendisi 14 Ekim 1948'de İstanbul'da doğdu. Atatürk Kız Lisesi 1965 yılında bitirdi. Arık 1969'da İstanbul Üniversitesi'nde matematik ve fizik diploması aldıktan sonra aynı üniversitenin kurumsal fizik kursüsünde öğrenci asistanı olarak çalışmaya başladı. Engin Arık, deneysel yüksek enerji fiziği alanında Pittsburgh Üniversitesi'nde 1971'de master, 1976'da da doktor unvanını aldı. Doktora çalışmasının ana teması değişik elementler üzerinde hiperon demeti oyalanarak gözlenen rezonansları oluşturuyordu. 1976-1979'da doktora sonrası araştırmacı olarak Londra Üniversitesi Rutherford Laboratuvarı'nda hidrojen hedef üzerine yollanan piyon demeti ile ezotik delta oluşumları incelen deneylerde yer aldı. 1979'da Türkiye'ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi'nin fizik bölümüne girdi. Deneysel yüksek enerji fiziği alanında yaptığı çalışmalarla 1981 yılında doçent oldu. 1983'te Control Data Corporation 2 yıl çalışmak üzere üniversiteyi bıraktı ve ardından Boğaziçi Üniversitesi'ne dönerek 1988'de profesör oldu. Oldukça başarılı bir özgeçmişe sahip olan Engin Arık'ın ölümüne getiren konuşma ise şu olmuştu. Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil, yani 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. Sadece deneysel yüksek enerji fiziği alanında yaptığı çalışmalarla sınırlı kalmayan Arık, Türkiye'nin de çok önemli rezervleri bulunan toryum madeninin enerji sorunumuza temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceği ve olması gerektiği yönündeki görüşleriyle çalışmalarıyla tanındı. Bu doğrultuda Türkiye'nin toryum ile elektrik enerjisi üretebilme olanağına kavuştuğunda trilyonlarca varil petrole eşdeğer bir enerji kaynağının sahibi olacağını ileri sürdü. Hızlandırıcı projesi ve Türkiye'nin CERN'e üyeliği konusunda çalışmaları nedeniyle kendisine suikast düzenlediği uçağın Mossad veya başka bir istihbarat teşkilatı tarafından düşürülmüş olabileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Toryum her ne kadar alternatif olarak görünse de şu anki teknolojiyle pek de mümkün değildir. Bana kıyasla bu gelişmelere yatırılacak milyarlarca yatırım yerine temiz ve çevreci birçok alternatif enerji üretebiliriz. Ülkemiz bu konuyla alakalı
birçok çalışma yapan, mum ışığı kadar az ışık verebilen gençler, insanlar ve bunun nedeni maddiyat ve ülkemizin bu konudaki girişimleri. O insanların üzerindeki tuzu azıcık silebilirsek bir ampul gibi yanabilir ve bu ülkenin fenerleri olabilirler. Ben de zamanında hatta şu an dahi projeler geliştirmekteyim. Zamanında 2 adet TÜBİTAK projem yeterince parasızlıktan dolayı başarılı bir şekilde bitirilemedi. Şu an ise kazandığım 3-5 kuruşu şu an yapmak istediğim alternatif motor çalışmasına yatırıyorum ve bunun için yüzlerce hatta binlerce lira harcadım. Umarım ülkemiz bir gün TÜBİTAK projelerinde el yapımı hoşafın birinci olmadığı, Arapça yazan manav tezgahının dereceye girmediği günlere gelir ve gerçekten bilimsel yöndeki projelere destek verir. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.